Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Van'da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, gündemle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şu anda dünyada çok büyük bir ekonomik savaş, ticaret savaşları başladı. Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminin ticari savaşları üzerinden dünyayı hizaya sokmaya çalıştığını belirterek, Türkiye'ye karşı yaptıkları bu kur operasyonu da aslında Türkiye üzerinden gelişmekte olan ülkelere ders vermek için yapılan bir operasyondur dedi. Önce vekalet savaşları üzerinden Suriye'de dünyanın büyük güçleri birbirine girdi. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetim ticaret savaşları üzerinden dünyayı hizaya sokmaya çalışıyor. Türkiye'ye karşı yapmış oldukları bu kur operasyonları da aslında Türkiye üzerinden gelişmekte olan ülkelere ders vermek için yapılan bir operasyondur. Yani bütün ülkelere, özellikle gelişmekte olan ülkelere diyorlar ki, tarafınızı belli edin. Benden yana mısın, karşı mısın? Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimi tabir caizse herkesi kendi karşısına alıyor. Avrupa'yı karşısına alıyor, Kanada'yı karşısına alıyor. Çin'i zaten küresel savaşının muhatabı olarak görüyor. Rusya'yı karşısına alıyor, Türkiye'yi. Bu kadar yıldır müttefiki olan Türkiye'yi de karşısına almak gibi bir gafletin içerisinde oluyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Türkiye'nin diğer ilişkilerini çok olumlu bir noktaya getirerek üzerine gelen bu baskıyı hafifletmek gibi bir amacı da vardır. Bunlardan birisi de Avrupa ilişkilerinin düzeltilmesidir. Avrupa ile olan ilişkilerin gerginleşmesini önceki dönemlerde Türkiye sağlamadı. Avrupa Birliği ile çok iyi, çok sıkıntılı dönemlerimiz oldu. Son dönemde de pratik iki konu üzerinden görüşmelerimiz sürdü. 62, 63, 64. hükümetler sırasında. Neydi bunlar? Birincisi, bu illegal göçmen meselesinde Türkiye ile Avrupa'nın işbirliği. Biz yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli kardeşimize ev sahibi yapıyoruz. Ve Türkiye Avrupa'ya göç rotasında, hem doğudan gelen rotada hem güneyden gelen, güneydoğudan gelen rotada Türkiye geçiş noktası. Türkiye eğer bu göçmenleri önlemeseydi Avrupa Birliği göçmenler tarafından istila edilirdi.